Şeyden ev tuttum, ucuz değil. Ucuz ama o da baharlaştı kirası neyi. Çok baharlaştı. Huri Kılınçoğlu, 73 yaşındayım. Kiradayım. Oğlum var, işi yok. Ecikte engeli var çocuk. Devlet işine girecek, engelli açarlarsa, açmazlarsa işi yok. Anneciğim, muhtacım. Her gün şundan alışverişe gidiyorum, sokağa. Ne alışveriş yapacaksam, ekmek alıyorum. Ekmeğe dahi param yok, askıdan alıyorum. 7,5 milyon para alıyorum. İmkanımız yok. Şu eve bir kat fazla çıkarlarsa, kat verirlerse burayı yaptıracağız. Vermezlerse karşılayamıyoruz. Devlet karşılayarsa, ecik yardımcı olursa kat için. Yani şu şey için hani. 1,5 yıldır kiradayım. 7,5 milyon para ödüyorum. 7,5 gelirim de ben şunları satıyorum. Bak şu naylonları satıyorum. Ben kapıcılık yapıyorum. Şu komşulara sor, binalarda bu yaşta çalışıyorum ben. Kapıcılık yaparak çalışıyorum, kapıcılık. Yok ne yapayım, dileneyim mi, dilencilik mi yapayım? Ne yapabilirim ki? Ancak öyle oğlan da benden işte engelli var çocuğum. Sakat der hele ama devleti bekliyoruz, bir engelli açarsa inşallah kısmet olursa işe girecek. 30 yılı geçti. 37 yıl. 37 yıl. Binada daha önce yapıldıydı. 70 yaşındaydı bina aşağı yukarı. Ben hatta bulamadım, dilendim şuraya Kızılay'a gittim, polisler ne dedi ki, bacı şurada dilen sen yasak dedi. Resmen istedim para, çok muhtacım, 1 kilo et girmez benim evime. 250 gram et alamıyorum ben. Ekmeğe gidiyorum, askıdan istiyorum, 2 ekmek veriyor, bazen yok diyor. Ben ondan kazanmadım ki, ne diyeyim, vermiyor da. Sen anlayacaksın, çok muhtacım ben. Talebimiz kat çıkması. Bize işte devlet bir kat çıkıverirse, fazla kat, 3-4 kat fazla verirse karımız işte oradan olur, müteahhit alır onu da. Bize yine vermez yani o katı. Sadece binamız parasız yapılsın, paramız yok bir kuruş vermeye müteahhite. Yani evim 3 odaydı, bir salonudu. Ne verip bilmiyorum, iskan gelme, geldi mi gelecek mi? Yardımcı olur mu devlet? Olabilirim bilmiyorum da. Burada 50 sene oturduk. 50 sene kiraya çıktık. Şimdi mağdurum ben. Yalnız yaşıyorum. Kirayı veremiyorum. Aldığım 5 milyon maaş. Kiramı vereyim, geçineyim, evi idare edeyim. Ben de bir kendime göre ben de masraflarım oluyor. Mağduruz yavrum. Kirayı da sürüyoruz bu yaştan sonra. Ne yapalım? Yok, yapılmıyor evimiz. Biz kiradayız. 2 sene bitti. İçe girdik. Çocuklara yardım ediyorlar. Ondan çocuğa yardım etti, o yardım etti, bu yardım etti, ondan veremiyorum, veremem kirayı, ne yapalım? Geçiyoruz, ne yapalım? Ne kadar kira veriyorsun teyze? 4. 4. Evet. Burada 50 sene oturduk oğlum. 50 sene. 50 sene çocuğum burada, beyim burada vefat etti, çocuğum burada evlendi. Çocuk beyim öldükten sonra buraya yıkıldı, işte ben de kiraya gittim ya. Yani. Özlemez oğlum, buranın her şeyini özlemiyorum. Buraya gelsen içim cari cari yanıyor, evim diyorum, geçiyorum. Ne yapalım, evimize bir ümit olmadığı için öyle bekliyoruz. Ben göremem de. Allah çocuklarıma göstersin ya. Kiralarda oturuyoruz, sürülüyoruz. Yani yardım edin artık ne olur. Dairemiz yıkıldı, mahvolduk ya. Geçiremiyoruz, asgari ücret verdi zaten. Hayat pahalı. Mahvolduk yani, artık yetişin ya. 2 senedir kiradayız. Sürünüyoruz yani, kiralar arttı. Çok kötüyüz ya. Vallahi belediye herkes müracaat etti. Kaç sefer gittik, çözüm olmuyor. Çözüm olmuyor. Gittiler herkes. Kaç sefer gittik. Kaç sefer gidildi. Bize yardımcı olmuyor. Bu binanın 17 numarasında oturan bir vatandaştım ben. Bu kentsel dönüşüm davasından yıkıldı. Belediyeye defalarca da gittik. Fakat belediye bize hiç yardım etmiyor. Yani diğer televizyonlarda da anlatıyorlar. Şurada yapıldı, burada yapıldı, belediye bize yardım etti diyorlar ama bize yardım eden hiçbir belediye yok. Belediyenin bir yardımını görmedik.
inşallah şu artık aşağıda örnekleri var. Örnekleri gibi bir kat yükselmesini istiyoruz yani. Kat yükselterek vatandaşın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Belediyede. 5.000 lira kira ediyor. Gelirim 10.000 lira. Yarısı gidiyor kiraya. Geçinmeye çalışıyoruz. Çocuğum var işte onunla beraber ilerletmeye çalışıyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz binamız yaklaşık 2 sene öncesine kadar kat malikleri tarafından kullanılmaktaydı. Bugün itibariyle biz de kat malik olarak henüz çoğumuz kiralarda ve çok zor şartlarda yaşamaktayız. Belediye ile ve gerekli mercilerle görüştüğümüzde de kendileri buranın projesinin değiştirilemediğini ve ayrıyeten kat izni verilemediğini, yani fazlaca bir kat verilemediğini söylemektedirler. Dolayısıyla burada gelen müteahhitler de işe girmeme taraftarlar. Çünkü onlar da herhangi bir şekilde kazanç elde edemiyorlar. Biz bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Çünkü şu anda normalde 31 dairenin belki yarısından fazlası kiracı olarak hayatına devam etmeye çalışıyor. Ve bu insanlara verilen kira yardımı zaten şu anki koşullarda kiralarını karşılayamıyor. Dolayısıyla biz artık buranın kim artık sorumluysa, belediyesi veya başka mercileri, bunlar tarafından bize kolaylık sağlanarak, bize artı kat izni veya projede değişiklik veya ne yapılabiliyorsa hepsini yapılarak işimizin kolaylaştırılmasını ve bize yeniden dairelerimizin verilmesini talep ediyoruz. Bakanlığa gerekli görüşmeler yapıldı ama henüz bir sonuç alamadık. Çünkü burada Keçiören'de kentsel dönüşüm açısından bir sıkıntı olduğu da söyleniyor. Herhangi bir gelişim yaşanmadı. Yani İstanbul'da kentsel dönüşüm problemini biliyoruz. Ankara'da da şu an birçok mağdur var. Biz de mağduruz. Geçmiş bakanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şu anda yeni seçilecek başkanımız veya şu anki mevcut bakanımız hakkında da biz yardım ihtiyacında olduğumuzu iletiyor ve bir şekilde ellerini bize uzatmasını talep ediyoruz. Sokak 33 nolu binanın diyemiyoruz, enkazın önündeyiz. Burası bu sokağın en eski binası, zamanında Gökgelen diye adlandırılan, apartmanın adı da Gökgelen olan 31 ailenin yaşadığı bir apartmanken 3 yıl önce kentsel dönüşüm geldi hevesine kapılarak vatandaşların bu binayı yenileme çabalarıyla yıkıldı bina. Çürük raporu alınarak yıkıldı. Ama şu anda 31 vatandaşımız mağdur. Kiracı olan var, hasta olan var, kirasını ödeyemeyen var, işsiz olan var. Bütün aileler mağdur. Bu mağduriyetinin Keçiören Belediyesi'nin ve Büyükşehir Belediyesi tarafından kolaylıklar göstererek çözülmesini talep ediyorlar. Biz de, ben de mahalle muhtarı olarak da bu hak sahiplerinin dertlerini dile getirmekle mükellef sayıyorum kendimi. Onun için de böyle bir açıklama yapma talebi geldi vatandaşlardan. Vatandaşların sesinin duyurulması için de gelen basın arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz.